paketiniz var. Aa, kargo bekliyordum. Dur bakayım o mu geldi. Tamam, kurtarıyorum seni Jack'ciğim. Evet. Eyvallah. İlker, al kardeşim. Petit Beurre Biscuits. Ne verdin Cenkçiğim? Şey verdim işte o. Marka mı? Ha. Alıyorum, çok güzel. Teşekkür ederim. Ben bir parça alayım da. Oh. Nereden bilelim içtiğini? Belki sadece höpürdedin. Suratını görmüyoruz ki. Şurayı azaldığını göreceksin birazdan. Evet, sevgili izleyiciler, bugün bisküvi ve çay ikilisini evet. yan yana görüyorsunuz. Bunlar yan yana çok sevdiğimiz ikililerdir. Evet, bir sıvı haldettiğimiz çayın içerisinde hünsküvit ne kadar sürede tamamen erir ve çayın dibine göçer ve de bir göçük haline gelir. Onu inceleyeceğiz. Evet, inceleyeceğiz. Bakalım nasıl. Ama istersen çayı izleyicilerimiz daha tam, yani şu içerisindeki dökülümü görsün diye çayı yan tutalım. Çünkü kameramız dik olmuş, AB kesidi daha alalım. Güzel gözükür. Tamam, ben elimi şöyle koyayım, elime dökülsün ki sonra tekrar geri dökebileyim. Evet, bunu nasıl açacağımız şimdi asıl ilk meselemiz bu sevgili izleyiciler. Önce yani ben bir fırçayla açmayı deneyeyim. İlk problem. Hayır, böyle açılmıyormuş. Yani şurada bu kadar şey var, bir tane piçen. Adam buraya oradan rahatça aç diye bak kırmızı bir şey koymuş. Bak kırmızı şöyle şuradan aç diye. Evet ama onlar içindekilerde o, sen şimdi görüyorsun. İçindekiler mi? Evet, ön sözüne bakacaksın. Resmen. Valla bakın sevgili izleyiciler. İzleyenlerimiz kusura bakmasınlar, ben elle daldım ama biraz acıkmışım. Cımbızla yolarak. Yani genelde bisküvileri yolarak açıyoruz sevgili izleyiciler. Yolarak. Bakayım ben şuradan bir tane. Bir rock festivali adı. Evet. Evet. Aradan tanrım. Bir tanesini çıkardım. Bilimsel bir hünsküvit. Al Cenk'cim. Bakayım. Ben nasıl zehirlendiysem zehirlendim artık, sorun değil. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Nedir mevzu? Şimdi bak, bu optimum bir bardak çapı değil maalesef. Çünkü hünsküvite bakıyoruz. Evet. Yani ya bardakları bisküvitlere göre yapmalıyız ya da bisküvitleri bardaklara göre yapmalıyız. Hangisi daha kolaysa istediğiniz birini seçebilirsiniz sevgili izleyiciler. Bir de sanki şakaymış gibi buradan zaten girmiyor. Altında bir de bardağı iyice darlaştırarak sen oraya o bisküviti gibi şey yapmışlar. Ama bu arada bize... bir saniye, ben çayımızın sıcaklığını ölçmek istiyorum. Yani çünkü bisküvi şeyinde önemli olacak bu. Ne zaman ölçersin? 50 derece. Bakın sevgili izleyiciler. Vay be. Dışarıda 50 derece. Evet. Şu şekilde olmayınca biz de diyoruz ki biz de başka bir şey yapmalıyız. Hemen bisküvit kırgaçını alıyoruz. Bu kıracağımız bisküviti buraya. Aa, bu da diğer ince bisküvit içinmiş. Bu da olmadı. O da o zaman önce inceltmemiz, ona sokmamız, sonra kırmamız lazım. O da uzun iş. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım, ben sana kırgaçını vereyim. Hayır, bir saniye şöyle. Şuna şimdi bisküvi çaya değince ne oluyor? Eriyor. O halde şunu çaya batırıp kıracağımız bölgeden bir parça ıslatarak oradan erimesini bekleyebiliriz. İyice sıcak çaydan alıyorum ve bu bölgeden şuradan. Tam orta yerinden. Evet, kırılmasını istiyorum. Bir arkadaşım var, o da şurasından bak, küçük bir parça istedi. Erimeye başladı bile, görüyor musun? Yani yeterince beklediğimiz takdirde bu buradan kopacaktır diye düşünüyorum. Evet. Sevgili izleyicilerim. Bu arada bana yine ekibimden... Sen şu çayından bir yudum alabilirsin. Bir tane kırgaç geldi, bunu deneyelim. Bunda da gördüğün gibi eni tutmadı. Bu da başka bir bisküviye göre yapılmış. Yani bu kırgaça harcadığımız parayı... ya doğru bisküviyi almadık ya da doğru cihazları kullanmıyoruz. Evet. Evet. İşte bir bisküvimiz yaklaşık 40 saniyede çayla kırıldı sevgili. Fakat yanlış, yani şurasından kesmen lazımdı. Çünkü bu sadece bir vakit kaybı olacak. Yani onu başta söyleyeyim. Şimdi süre tutmaya başlasın arkadaşlarımız. Çünkü buradaki sevgili şeyin... Püsküğünün evet, ne kadar sürede dibe göçeceğini var. Bulacağız. Bir aslında şöyle yapalım. Ben de telefondan bir süre tutumu yapayım. O halde ben de duble duble bölünmüş yol diyoruz. Evet. Hazır mıyız? Bir dakika, hazır değiliz. Hemen açıyorum. Bir saniye. Dünya saati, kronometre. Başlat! Evet. Evet. Bekliyoruz. Bakalım hangisi nefesini daha fazla tutacak. Şu an bu taraftaki içerisine moleküle, ikisi de içerisine bir takım moleküller. Evet, parça dibe, olmak dibe. Üzere bu dalgalanıyor şu. Salla bak, bakayım şöyle biraz. Sallamak olmaz. Sallamak mümkün değil diyorsun. 17-18 saniye oldu, dayanıyorlar. Saniye oldu. Evet, ikisi de dayanıyor. 20 saniye. 22 saniye sevgili izleyiciler. Vay arkadaş.
Evet, 25 saniye hala dayanıyor. Çok dayanıklı bisküvitlerle karşı karşıyayız. Ama biz bu kadar dayanamıyoruz. Çıkartıyoruz birini dediğimiz evet, anda. Evet. 32 saniyede ikisi de tebrik ediyorum. Evet. Aynı anda koptular sevgili izleyiciler. Demek ki bir bisküvinin mundar süresi, mundar olma süresi 32 saniye. 32 saniyede. Eğer 32 saniyede, tabii bu çayımızın sıcaklığıyla da alakalı. Tabii. Biz 50 derecelik sıcaklıkta bir çayda denedik. Bunu 100 derece sıcaklıkta denemek isteyen varsa gelsin de izleyelim. Ona biz çay değil kaplıca adını veriyoruz. Ya da kaplı çay da olabilir. Evet. Yani dolayısıyla artık bu bisküviyi oradan almanın bir yolu yok. Yani yok, bundan sonra eğer bu duruma geldiyse çayınız ve bisküviniz hem çayı hem bisküviyi dökmek zorundasınız sevgilinize. O yüzden 50 derecelik çayda 32 saniyeden önce yemelisiniz. 13 saniye optimum püskürtü dışarı çıkarma süresi. Püskürt mü buraya demek istedin? Buraya da yazayım. 13 seconds. Seconds ve dağılma süresini de yaz. Maksimum 32 saniye. 32 seconds explode. Explosion. Evet. Dağılma grafiğini de çizelim. Dağılma evet, grafiği tabii. Güzel bir fikir. Pisküvi, onu başka bir renkle kırmızıyla çizersen Cenk'ciğim. Evet, pisküvi çay şeysinde. Burası pisküvi, pisigor anlaşılmasın. Burası da çay. Çay çok sağlam başladı bu şeyde. Hafiften bakın zırvalık doğrusu çay, çat diye 32. saniyede evet, bisküvi çaya gömülüyor. Dağıldı. Maalesef. Evet. Evet, bu bilimsel deneyi de literatüre geçirmiş olduk. Herhalde uluslararası bir yayında yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Şuraya doğru alayım. Yok bisküvi. Ha ben cilde iyi geliyor diye şey yapacaksın bisküvili sandım. Bisküvili çay cilde çok mu iyi geliyor? Anladım, dur getir onu da deneyelim. Şuraya da sırası. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Onu evet, gerçekten sürdün oraya. Hala sürüyorsun. Kapat bana. Sıcak mıymış?